sanki bu muhabbette şeyi net olarak çizebileceğiz gibi geliyor. Biz aslında duygudan ibaretiz yani. Bütün hayatımız bayağı onun üzerine dönüyor. Ama böyle yemeye, içmeye, vitamine o kadar kaptırmışız ki o duygu işine pek fazla bakmıyoruz. Görmüyoruz. Fark etmediğimiz şeyi de yönetemiyoruz doğal olarak. Evde, işte, yaşamda, evlilikte, orada burada, hatta kişinin kendisiyle ilişkisinde. Duygu nerede? Yani duygu hakikaten abartıyor muyum yoksa gerçekten merkezde mi? Hocam hiç abartmıyorsunuz, az bile söylüyorsunuz. Şimdi iki ses birlikte söylemeye devam edelim lütfen. Biraz da o yüzden yanıma yandaş arıyordum seni ondan sonra. Ben de çok mutluyum. Öfkelenmekte sorun yok. Öfkelendiğinde elindeki bardağı atmakta sorun var. Öfkelenmek güzelmiş yalnız, köfte gibi geldi bana. Ben senelerdir böyle şeyler anlatıyorum ya, benim gibi ığlamadan, gıklamadan bunları anlatan birinden dinlemek çok zevkliymiş. Bir de çok heyecanlı. Sizin ne söylediğinizi anlıyorum şimdi yani, bence gayet güzel oldu. Ben böyle dinliyorum, evet aynen devam edeceğim. Çok teşekkür ederim Sinan Hocam.